görkemli yüzükler bende olmayacak da kimde olacak demiş Seda Hanım. Seda Sayan sunucusu olduğu programda solistlik yapan Çağlar Ökten'in 14 Şubat sevgililer... Seyhan benim görüntüleri koyacak mıyız? Açılış görüntülerimiz. 14 Şubat sevgililer... Bu arada Sevim Alan açılış görüntülerini lütfen koyalım, hazırlayalım. 14 Şubat sevgililer gününde yaptığı sürpriz evlilik teklifine evet yanıtı vermişti Seda Sayan. 7. kez nikah masasına oturmak için gün sayan sanatçı mücevher puarında görüntülenmiş. Takılarımı kendim alıyorum, ben senelerin Seda Sayan'ıyım diyen Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında ise açıklama yapmış. Böyle görkemli yüzükler bende olmayacak da kimde olacak? Kadının ekonomik ben durumu. Seda Sayan'ı tenzih ederek bir şey söylemek istiyorum bu yüzük meselesine. Ne zaman sevgililer günü olsa, ne zaman özel günler olsa ben de sürekli olarak reklamlarda erkeklerin üzerinde oynanan bu maddiyat kokan reklamlardan yeni jenerasyonda gördüklerim beni çok etkiledi. Sebebine gelince işte sevdiğinizi değerini yüzükle gösterin. Evet. Sevdiğinize kıymetinizi pırlantayla gösterin. Bu müthiş bir algı yaratıyor. Ama doğru söylüyor. Benim 16 yaşındaki... Sen de Seyhan'ı geçtin ha. Hem haberi oku hem yorum yap. Çok özür dilerim. Ben yapayım kapatayım. Tamam. Onu öyle olmaz. Haberi sunuyorsun tamam, ya. Tamam susayım o zaman. Hayır susayım. Hayır hayır oğlum. Haberi şimdi sen şu an moderatörlük yapıyorsun. Sen şu anda doğru yerden de gidiyor ben moderatörlük yapmadım tamam. ki. Doğru yerden gidiyor ya ama. Kötü bir şey demiyorum hayatım. Yok yok sen moderatörsün. Tamam. Şu an haberi okudun. Müsaade et Hakan abi, tamam. Pınar ben sonra en son sen yorumla. Hayır ben haberi yorumlamayacaktım. Sen neye oturuyorsun burada o zaman? De, hayır haberle ilgili başka bir şey söyleyeyim. O haberi yorumlamayı bırakacağım da. Hı hı. 16 yaşındaki yeğenimin, erkek yeğenimin sevgililer gününde gelip de bize benim yüzük almam lazım, altın bir kolye almam lazım diye geldi. Çok şaşırdım tepkisine. Hı hı. Ne alaka dedim. Ama dedi işte bütün herkes dedi sevgisine dedi öyle gösteriyor. Herkes bir gidip neden? İşte altın neden? Alıyor. Neden? Çünkü abi reklamlarda, sosyal medyada, her yerde maalesef böyle evet. bir kapitalist sistem var o ya. Yükün, çocuklarımızı çok zehirleyen bir durum. O yük dünyada erkeklerin omuzlarında. Evet ya. Erkek ev akşam geldiğinde sevgilisi, karısı, eşi neyse hayat arkadaşı yani mesela, hesap soruyor. Hakan abi şey yok yani erkekler üzerinden bir hediye alınacak gün yok mesela. Öyle niye? Şey kapitalizm biliyor çünkü. Öyle erkek şey gider parayı çünkü alır getirir kadına verecek diyor. Çalışacaklar köle gibi öyle bir şey bak yani. Öyle bir şey yaptığın an bütün şirketler batar. Kadına hiçbir şey almaz abiciğim. Ama erkekler onu bir görev görüyor. Bütün ayrılıklar o gün bak birçok ayrılıklar o gün Nihat başlar. Doğan, sen de ama sevgiler öyle büyür. Kardeşim. Alırsan büyür, şey almazsan gitmiyor. Tartışma, kavga, gürültü. Ama bunu kim açıkladı? Demin söyledim ben kim bu, yaptı? Ben reklam dünyası. Ben. Reklam herkes dünyası. Kıvırır biliyorsunuz Fethullah Gülen'e gitmedim diye. Ben gittim. Gittim iftar yemeğine gittim. Bak, Fethullah Gülen bacaklarımı okşadı iftarda. Ben mesela sevgililer gününde ben yalan söyleme. Ben hizmet adı altında kurulmuş olan ulusa bu seslenir. Organizasyon. Seyhan Soylu ile ulusa seslenir. Bir saniye Nihat'cığım. Seyhancığım. Ben kıvırmam. Söylediklerimi de bu söylerim. Bu arada şu an İran'dan bizi izliyorlar. İran Raşit varmış. Ben Raşit'e sen konuşurken kesmiyorum sözünü. Hayır konuyu çok fazla dağıtmamak için ne yapacağımın da kararını müsaade et. Ben inisiyatifimi kullanayım. Bir teşekkür saat olmasın ederim. Lütfen teşekkür ederim. Bıktım senden. Doğru. Arkadaşlar müsaade ederseniz bu konuyu aydınlatayım. Evet. Organize şubeye de bu kişilerle ilgili şikayet edeceğim. Kimle ilgili? Bir olay çünkü var. Teröre şikayet edeceğim. Şahsımla ilgili hani ben şubeye. Diyorum ya. Evet. Kendini şahsım. Mi şikayet edeceksin? Ebemin namını. Ya hakikaten delirsin sana gerçekten sen kızık. Ya. Yani sana yazıklar ya. Olsun sana. Sana Allah yazıklar olsun. Sen ver. Bahar'dan daha tehlikelisin. Bahar en azından... Bu tarz cümleler, kelimeler kullanmıyor. Bahar, ebemin Seyhan damını deneyim. Seyhan gitsin, Bağırcan'dan gelsin yazar mısınız arkadaşlar? Abla, evet buyurun. Şimdi önemli bir şey diyorum tamam, sana. Terör diyorum ve tamam. insanların yapmış olduğunu bana link atmışlar bir tane. Ne demiş? Şerefsiz pezevenin işte. Birini yani. Lütfen sakin ol. Oluyorum, olamıyorum. Yok sakin, sakin, sakin söyle. Siz hı. evlerinizde dıngıl yaparken ben yıllarca sizi kastetmiyorum burayı. Bazı şerefsizleri kastediyorum. Evet. Ben gidiyorum... Amerika'ya eylemler yapıyorum. Orada gidiyorum orada alıyor beni ifadelerim alınıyor. Orada tutuklu mahkemelere çıkıyorum. Serbest bırakılıyorum. Ve her sene göze aldığım şey o.
burada geliyorum, bacaklarımı okşadı, Fethullah Gülen şerefsizdir, bilmem nedir, şöyledir, böyledir sen diyorum. Sen o işi gelenekselleştirdin mi sen? Her sene gidiyorsun Pensilvanya'ya. Bak çok deliriyorum ama. Bir tarih mi var bak, orada? Oradan bir şeye geldin, evet. Şimdi anlatayım insanları karıştırmasını. Ne yapıyorlar? Birisi bir şey yazdı değil mi? Lan bu ülkede başbakanlar, Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere eline mikrofonu alıp da, ben lafımı esirgemem biliyorsunuz. İşte hepimiz bekliyoruz ülkenize dönün vesaire diye iyi niyetle zannedilen iman sömürücü tayfanın bu ülkenin dinamitlerine, duygularımıza, vicdanımıza, bu ülkenin askerine, ateş ettiren siviline, askerisini kullanan haini hepimiz adam zannediyorduk. Ne güzel diyorduk, dejenere olmuyoruz. Bu adam okullar açıyor, tebrik ediyoruz. İşte bu adam hizmet adı altında insanlara iyilik ödüyor, çoluğu çocuğu kimse ister okutuyor filan, insanları böyle sömürdüler. Daha sonra 15 Temmuz'da da bunların cerahatı çıktı. Bunların şerefsizliği çıktı. Evet, ben bunu anlatıyorum ya. Seyhan bunu biliyorum. Bu adamlar sen bunu kendinle diyor. Kendinle alakalı ne yaşadın onu anlat. Dedin ya bir şey, bir şimdi dosya mı attı biri bana dedi. Ters bir şey anlatacağım. Dedi. Yapma. Hayatım bir saat dinleriz yoksa anlamıyor dinlemezsin musun? Yani ben dedim seninle şey alakalı sen bir şeye ya kızmışsın yapmış, belli. Ya ne yapmışlar ben diyorum oraya yani geliyorum. Hizmet harekatı geçmişte bunu yaptı. Biz inandık onlara şunu diyoruz. Sen böyle bir şey söyledin. Burayı alıyorlar kesiyorlar. Tamam. Ondan başka bir yere başka bir şey söylediğimi de birleştiriyorlar. Montaj abi, bu montaj. Kansız tamam, şerefsiz oldu şerefsizler. FETÖ'cülerin işidir o. Evet. Onlar alıyorlar. Nihat'ı başka birinin söylediğini altına hesabını koyuyorlar. Pınar Eriçen'in atıyorum söylediği ortalık bir şey yapıyorlar. Bu tür... Ulan bende tutmaz. Tutmaz bende. Bende tutmaz. O yapanları bacağımı sokarım ben. Ben Pensilvanya'ya gidip o şerefsizlerin kapısının önünde şehitlerimizi asıyorum. Hey, kendinize gelin lan. Ne imanınız var, dininiz var. Müptezeller. Başka yere. Başka yere. Şimdi Seyhan biraz sakin ol. Çok haklısın. O ama hayır. Bir de bana yazmışlar. Çok haklısın. Bak, para istiyorlar lan. Çok haklısın. Para bak, istiyorlar. Para. Şunu söyleyeyim bak. Çok haklısın evet. Şuradan dolayı çok haklısın. Şimdi bir bu insandan böyle tehdit ederek para istiyorlar ya. Hakan abi bu FETÖ'cülük ticari bir rant haline dönüştü. Yok, tamam mı? Maalesef. Yani birilerini hayır, yazmış dedi. Ondan ki, para kotarmaya çalışıyor. Yazmış bana diyor ki. Önce sana yedi biliyorsun. Evet. Sen FETÖ'cüyle nasıl oturursun Seyhan Hanım? Nihat'a şimdi sana döndü. Şimdi bana döndü diyor ki ses kaydınız var bizde. Fethullah Güven'i övüyorsun. Ulan ben övmedim lan. Hayır ben övmedim ama bunları yaparken bu halkı kandırdılar diyorum. Bunları yaparken. Ben hiçbir zaman ulan ben Fethullahçı olabilir miyim? Manyak mısınız lan? Adnan Hoca'cı olmam lan onların kendisi olmam. Ya olursun. Adnan Hoca'cı olsun yapma sen. Adnan Hoca bak senden kedicik olur. Bak açık söylüyorum. Senden maklubeci olmaz. Ama kedicik olur. Ve ben panter kedicik olurum. Adnan Hoca'nı ısırırım sonra. Yok ısırırsın. Yok, gerek ama kalmayacak, onun da hoşuna gider işte. Gerek kalmayacak. Adnan Hoca çıkmak üzere. Bu gidişatta çıkacak. Tamam. Yani. Hayır ya. Baş kedicik. Adam Başak iyi misin? Adam atmış ya. İyiyim. Tamam. Bir de linkini atmış. Bir de Seyhan Soylu PKK diye sayfa kurmuş. Bilişim buldu. Seyhancığım bu ne biliyor musun? Dinler saçmalık misin beni? Yani. Seyhan Soylu FETÖ'cü diye sayfa kedicim atmış. Allah kahretsin. Canım kediciğim. Ver bilişime. Bak canım kediciğim. Seyhancığım sana bir şey söyleyeyim. Canım kediciğim benim. Tansiyonum çıkıyor. Boşak da bekliyorum.